İyi akşamlar sevgili seyirciler. Engelsizsiniz programından hepinize merhabalar. Bu hafta ben gene çok güzel bir program yapacağımı düşünüyorum ve bunu sizinle de paylaşacağım için çok mutluyum. Geçen hafta biz LÖSAM Derneği, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği Genel Sekreteri Kenan Bey ile LÖSAM'la mücadele etmiş ve bunu yenmiş bir çocuğumuz, kızımız Melike'yi davet etmiştik. O gelmişti ve elimize çok güzel bir örnek vermişti bize. Bu mücadelenin sonunda başarının ve mutlulukla neticelendiğini gösteren. Bu tabii bu sıra bugünlerde çok gündemde olan bir mesele var. İlik nakli, hücre bağışı, hücrelik bağışı ve kan bağışı. Bu gündemde olan bu meseleyi bugün benim programımda da yaşayacağım için çok mutluyum ve bunu sizlerle paylaşacağım için. Yine yeniden diyorum ve benim çok sevdiğim, değerli büyüğüm Kenan Bey ile birlikte sizlerin karşısındayız. Bu arada iki tane daha çok özel konuğum var. Onları da sizlere takdim edeceğim biraz sonra. Bizleri izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, iyi ediyoruz. misiniz? Teşekkür ediyoruz. İyiyiz Allah'a şükür. İyi Evet. akşamlar diliyorum. Evet. Bu arada ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Evet. Tabii ben bu Biraz arada öncelikle iki teşekkürü özellikle size iletmek istiyorum. Rica ederim. Neden? Toplumsal duyarlılık, toplumsal farkındalık diyoruz. Bu noktada insanları harekete geçirme noktasında biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmanın gayreti içindeyiz. Ama bu anlamda siz gerçekten bir model Çok insansınız teşekkür ederim. Samsun'da. Programın adı Evet. malum engelsizsiniz. Engeller bedenlerde değil. Akşam eve gittiğimiz zaman Evet. eğer insanlar başka evlerde neler oluyor diye bunun arayışı içinde değilse asıl engellerin orada olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda birinci teşekkürümüz bundan dolayı. Evet, İkincisi teşekkür de ederim. yaklaşık 2 yıldır sizlerle Evet. tanışıyoruz. Ne mutlu Engelsizsiniz bana. programında beraberiz. Gerek Lösemi Çocuklar Derneğimiz gerekse son yıllardaki aileleri evde ziyaret ve kardeşlik projesi Evet. noktasında bizleri ağırlıyorsunuz. Bu projeleri tanıtma noktasında katkı sağlıyorsunuz. Bu noktada da hem şahsım hem Evet. ailelerimiz ve derneğimiz adına çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Ben ederim. çok fazla müdahil Evet. olmak Bugün istemiyorum. evet çok Diğer özel bir konuğumuz var misafirlerimiz de iki var. tane bilhassa. Şimdi şöyle bir şey var aslında hani tam da işi mutfağında olan birisi var şu an aramızda. Yani Evet. ben nasıl takdim edeceğimi de bilmiyorum ne diyor ama herhalde LÖSAM Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Emel Özyürek desem benim için yeterli olacak ama sizi yani ben size çok teşekkür ediyorum. Yani birçok şeyleri nasıl diyeyim başarmış bir şekilde ve şu anda işiniz olmasına rağmen bana vakit ayırmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada olmanız benim için çok önemliydi. Gündemde olan ve bu yapılması gereken ne bileyim işte insanları mutlu eden bir işi icra ediyorsunuz. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız, iyi bulduk. misiniz diyerek başlayalım sizi İyi, şimdi. sağ olun. Ben de ekranları başındaki izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu bizim için de bir sosyal sorumluluk. Yani doktorlar için de. Tabii kendi mesleğimizi Evet. tıbbi gereklilikleri icra etmemizin dışında Türkiye'de doktorların büyük bir kısmı aynı zamanda benim yaptığım şekilde sosyal sorumluluklarını da daha hassasiyetle yerine Evet. getiriyorlar. Çünkü pek çok hastamızın sadece tıbbi gereksinimleri yok. Değil mi? Aynı zamanda Evet. sosyal gereksinimleri de çok fazla. Sosyal desteğimiz Türkiye'de en fazla ailelerden geliyor. Evet. Ondan sonra sivil toplum örgütlerinden. Ama son yıllarda gerçekten hükümetimiz de bu konularda atılım yaptı aslında. Evet. Eskiden olmadığı kadar çok artık sosyal destek devletten de alıyoruz. Evet. Daha önce çünkü özürlülerin hakları bu kadar Kesinlikle gözetilip evet. onların bakımlarıyla ilgili yapılandırmalar bu kadar yapılmıyordu. Laf çoktu ama icraat yoktu. Evet, bu da bizi ayrıca hani Evet. memnun eden bir taraf. Çünkü bir kısım hastalarımızın sosyal gereksinimleri artık devlet eliyle de Evet. karşılanabiliyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Biz neler yapıyoruz? Evet. Birincisi, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıkları Çocuklar Derneği olarak Kenan Bey'in önderliğinde Evet. sizin bahsettiğiniz evde ailelerimizi ziyaret, bir kardeşlik projemiz var.
bu hastalarımıza, özellikle şehir dışından gelen. Lafınızı kesiyorum aslında. Tam da bu noktada ben Serkan Bey'i tanıtmak isterim. Serkan daha Delen Gaziantep'ten çocuğunun işte ne diyeyim, tedavisi için şu an Samsun'da bulunan biri. Siz hem mesela Emel Hanım hem işin sosyal boyutundasınız hem de tıbbi olarak işin içindesiniz. Bunu yapıyorsunuz ama Serkan Bey de işin işte tedavi olmak için çocuğunu Antep'ten almış, getirip burada bir şekilde bu tedaviye devam ettiriyor. Onu da o şekilde de tanıyorsunuz. Evet. Serkan Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii siz, ki bu konuda hocamızın bize çok büyük desteği var. Evet. Tabii ki Gaziantep'ten kalkıp da buraya gurbete gelip tedavi amacıyla çocuğumuzu tedavi ettirmeye geldik. Tabii ki bir gurbetti burası. Sıkıntı yaşadığımız günler de oldu. Tabii ki buradaki en büyük faktör hocamızın bize destek vermesi, nakil öncesi bize bilgi aktarması ve nakil sonrası tedavinin nasıl devam edeceği ve nasıl takip edileceği konusunda. Birazdan zaten kendisi de herhalde en doğru ağızdan alacağız kendisini. Evet. Yani çok büyük destekler oldu. Kenan Bey daha bambaşka. Buradaki bizim maddi ve manevi bütün sıkıntılarımıza sağ olsun, Allah razı olsun, koşup geliyor. Yani her yönden çok desteğini gördük. Yani şu anki durumumuz güzel. Hastamızın tedavisi güzel bir şekilde devam ediyor. Yani inşallah sağlığımıza kavuşmayı bir şekilde memlekete dönmeyi umut ediyoruz. İnşallah. Yeni yılda artık inşallah memleketinizde olursunuz diyorum. De hocam, sizinle tekrar devam edelim o zaman. Kaldığımız yerden diyelim. Birincisi bu. Bu projeyi çok önemsiyoruz gerçekten. Kenan Bey de sağ olsun. Projenin mimarı da kendisidir. Evet. Önderliğinde kendisi yapıyor. Tabii bütün gönüllülerle birlikte derneğimize üye olan. Destekçimiz çok fazla gerçekten. Duyanlar, her duyan gerçekten can, gönülden yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Tabii uzaktan gelen ailelerimiz çok fazla, Samsun dışında gelen hastalarımız çok fazla. Onların tutunacak dalı olarak görüyorum ben bu projeyi aslında. Kesinlikle. Tam da öyle. Yani her imdat dediklerinde muhakkak yardıma giden bir gönüllümüz, başta Kenan Bey olmak üzere var. Elimizden geldiği oranda tabii ki yardımlarımız ama bilmiyorum. Yok. Var mı? Onlara sormak lazım. Yok. Diğer bir projemiz de NADEP diye, Nakil Aileleri Destek Projesi var. Evet. Bu proje Atakum Belediyesi ve Rotary Kulübü'nde birlikteliğiyle, Samsun Rotary Kulübü'nün birlikteliğiyle gidiyor. Bu kapsamda bir bina inşa ettik. Atakum'da, Atakent'te kalıyor. Atakent'te Samsun'da bir bina. Yani. Samsun'da, Atakent'te bir bina inşa edildi. Çünkü en büyük problemlerden biri uzaktan geldiğiniz zaman kalacak yer. Kesinlikle. Kalış süresi kısa. Kalış süresi kısa olunca kiralık ev bulma sıkıntısı var. Çünkü ev sahipleri de haklı olarak hani bir yıldan daha kısa süreyi kiraya vermek istemiyorlar. Uygun ev buluyorsunuz, kira fahiş oluyor. Bir sürü problemler var. Bunun için bir salon, açık mutfak ve bir oda. Tuvalet banyodan oluşan apart otel gibi 10 dairelik bir bina yapıldı. Henüz işte bu elektrik, su işleri vesaireyle uğraşılıyor. Sanırım birkaç ay içinde onu da aktif hale getirebilirsek ailelerimize daha fazla destek olmuş olacağız. Yani hiç de küçümsenecek bir şey değil. Bir anda 10 kişinin bir şekilde hem tedavi olması hem orada işte kendi hayatını aynı binada konaklayacaklar. Ve birbirinin derdinden anlayan insanlar. Ben bunu çok önemsiyorum mesela. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela damdan düşenin derdini damdan düşen anlar ya. Hani gidip de mesela birine artık derdini anlatmak zorunda değilsin en azından. Başın sıkıştığı zaman alt kata iniyorsun, işte senin gibi birisi işte böyle böyle bir sıkıntı yaşadım ne olur falan diye şu falan o hemen size yardımcı olabilir. Bu da çok özel bir şey. Evet. Ben kendi adıma tekrar teşekkür ediyorum size. Yani böyle güzel bir projeye sebep oldunuz ve devamını getirip şu anda artık herhalde çok fazla bir zaman yoktur değil mi o şeyin? Yani nispeten yani az ama yine önümüzdeki de. Önümüzdeki aylarda, birkaç ay içinde. Ocak ayında hocam olacak mı? İnşallah. Evet. Çünkü bayağıdır bir gaz, elektrik su işleriyle boğuşuyoruz. Onları da halledersek herhalde hayata geçiriz. Onun dışında aralıklı olarak ailelerimize, farklı hastalıktaki ailelere, gruptaki ailelere eğitim programlarımız var. Evet. Lösemili hastalarımız için ayrı.
hemofili adını verdiğimiz kronik hastalıklar için ayrı, talasemiler için ayrı. Bunlar da genellikle her hastalığın yılda bir ya da iki defa günü ya da farklı bir şekilde hatırlanma, sosyal farkındalık yaratmak için günü ya da işte bir hatırlanma haftası gibi şeyler oluyor. Etkinlikler oluyor. O kapsamda onları yapmaya çalışıyoruz. Orada özellikle lösemi ve kemik iliği naklinde daha önce bu safhalardan geçmiş, şu anda sağlıklı olan, hatta evlenip çoluk çocuğa karışmış olan hastalarımızı daha ziyade oraya davet ediyoruz ki yeni nakile girecek ya da yeni tanı almış bu hastalıklardan olan hastalarımız hani işlerin sandıkları kadar kötü olmadığını görsün. Çok son güzel derece güzel sanışlandığını da görsünler istiyoruz. Ve diğer taraftan da tabii nakil oldu ya da hastalığın tedavisi bitti. Bundan sonra ne yapacaklar? Evet. O yönde de yönlendirmelerimizi tekrar devam etmek için. Tekrar nükseler mi var değil mi? Evet. Zaten endişesi. O endişemiz zaten çok zor üzerimizden attığımız bir endişe. Evet. Ve biz çocuktan beri gördüğümüz için hastaları erişkin yaşta da görmek istiyoruz tabii. Onlar bizim de çocuklarımız oluyor. Zaten aile gibi oluyorsunuz. Çünkü bir lösemi tedavisi 3 yıl. Bir nakil süreci en az 6 ay. Herhangi bir problem olmazsa öncesinden hazırlığı var. İşte sonra da görmeye devam ediyoruz. Yani hastalarımızın büyük bir kısmını yıllarla izliyoruz biz. Evet. Öyle olunca tabii gerçekten aile gibi oluyorsunuz aslında hastalarımızla da. Evet. O hale geliyoruz. Onlar bizim her şeyimizi biliyor. Biz onların her şeylerini biliyoruz. Gerekli destekleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz bu anlamda. Vallahi bunda da başarılı olduğunuzu ben kendi adıma dışarıdan biri olarak da söyleyebilirim. En azından şu programda hem işte bir sosyal sivil toplum örgütü diyebileceğimiz dostum ve başarılı bir örgütün işte içinde olmanız, hem de bir hastanızla beraber olmanız, hem de burada engelsizsiniz denen bir programda olmanız zaten bunun en güzel belirtisi diye düşünüyorum. Yalnız işte diyorum ya demin mesela ben programdan önce sizinle bunu paylaştım. Ben de bir hasta olarak mesela kronik bir hastalığı olan artık omurilik felç olduğumdan. Yani ilk etapta mesela işte bir kaza sonucu boynum kırıldı, hastaneye düştüm. Bu demek istediğiniz motivasyondan yani onu altın çizmek istiyorum. Ben o zaman yani üstünde önlük giymiş, kapıdan içeri giren, yanımdaki hastadan, hasta yakınından herkese soruyordum yani. Ya işte bu hastanın sonunda ne oluyor? Yani yürüyebilecek miyim? Vesvese gibi olacak mıyım? Şu olacak mı? Şu yani böyle gözlerim hani siz diyorsunuz ya biz hastaların gözünde aileyiz diye. Gerçekten doktorlar o zaman mesela benim ablam da doktor mesela nasıl diyeyim? Annem hemşire ama onların artık onlar bana iyidir diye ben onların bana dediklerine güvenmiyordum. Oğlum iyileşeceksin şöyle olacak falan. Ya siz zaten bana böyle dersiniz diyordum ama birisinin ağzından duymak istiyorsun. Yani böyle kim olursa olsun ya hasta bakıcı olur yerlere silen kişiye bile ben çeviriyordum. Ya baksana diyordum arkadaşım işte böyle böyle birisi geldi de hiç ayak kalkıp yürüdü mü? Ya abi sen şükret haline falan neler gördük falan. Ya abi yürü git Allah'ını seversen ya bana birisinin ismini söyle ki ben de peşinden gideyim falan. İşte bu noktada hani geçen hafta da bizim Melike geldi işte uzun süreli mücadele çünkü gerçekten sabır da istiyor. Tabii. Ama sonunda bir mutluluk var başarı var yani yolun sonu aydınlık. Evet, o ışığı görmek çok önemli değil mi? Mete Bey, bu bizim LÖSAM çatısı altındaki mücadelemizde özellikle de aileleri evde ziyaret projesinde inanın fotoğrafın negatif tarafını hiçbir zaman gündeme getirmiyoruz. Ve hep ön planda olan pozitif tarafı. İşte geçen hafta biz buraya Melike kızımızı getirdik. Şöyle 23 senelik bizim bir geçmişimiz var bu mücadelede. Bizim de handikapımız şöyle, 98 yılındaki bir çocuk kaybetme olayı, bunu biliyorsunuz zaten Emrahların Dünyası diye bir kitap yazdık. Evet. Bu çocuklarımızın sesleri olsun düşüncesiyle. Bizle tanışan ilk aileler acaba bizim de sonumuz o noktaya doğru gider mi tedirginliği olmasın diye işte Melike'yi getiriyoruz. Evet, İnsanları evlere götürüyoruz. Ha, insanlarda şöyle bir tedirginliği biz başlangıçta görüyoruz. Ya biz o eve gideceğiz, ciddi bir hastalık var, mücadele ediliyor. Biz onlara olumsuz etki yapabilir miyiz veya biz olumsuz etkilenebilir miyiz? İnanın şu projede binlerce Samsunlu, ben sizlerin huzurunda tekrar tüm Samsunlulara bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yani binlerce insan bu evlere gitti. Giderken o duyguyu yaşadı, tedirginliği yaşadı, evin içine girdiği zaman
tamamen o duyguyu attı. Çıktıktan sonra farklı bir duyguyla dışarıya çıktı. Son bir haftada, işte geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar, dün akşam Serkan kardeşimizin evet. evindeydik biz. Oraya öğrenci Hüseyin Avni Asal ilkokulu öğrenci öğretmen velileriyle beraber gittik. Gündüz Emel hocamlar Medikal Park Hastane'de bir doğum günü organizasyonu yaptı. Biz de akşam öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle yaptık. Şimdi oraya o fotoğrafın içinde olan insanlar dışarıya çıktığı zaman inanın o kadar huzurlu oldular ki. Tabii. Ve bizi akşam mutlu eden başka bir şey daha vardı. Biz tabii evlerde çok fazla da kalamıyoruz. Yani bu organizasyonları akşam saatlerinde yapıyoruz. Akşam 7.30'a doğru evden ayrılırken tabii aileler gitmemizi istemiyor. İnanın biz evden ayrıldıktan sonra uzun süre diyaloğu kopardığımız zaman bizi arıyorlar. Ne zaman geleceksiniz diye. Bize gelmiştiniz. Ben de gitmenizi istemedim. Evet. yine geleceğiz. Yani. Yine sürprizlerimizle geleceğiz yine. İnşallah. Evet. Ve biz oradan ayrılırken Serkan kardeşim dedi ki bize yine dedi misafirler gelecek dedi. Dedim kim gelecek? Hani dedi siz dedi birkaç ay önce başka bir okulun ailelerini, öğrencilerini getirmiştiniz. Onlar bize gelecek. Dedim onlar sürekli görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Onlarla geliyorlar, gidiyorlar, evet. bizi soruyorlar. Ha biz bu noktada bakıyoruz ki insanlar bizim organizasyonumuzun dışında kendi bağlarını, o bağları ailelerle koparmıyorlar. Yani bu projedeki yapılan işin sadece o saatlik, o günlük olmamasına da dikkat ediyoruz. Bunu da o evin içinde dilimizin döndüğünce neden biz bu işi yapıyoruz? Neden bu insanların ihtiyacı var? Bunu da elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Programın başındaki jenerikte de yalnızlık kelimesi evet. Benim çok dikkatimi ve ilgimi çekiyor. Biz de bu projede aslında toplumun günümüzün en büyük hastalığı gibi gözüküyor. Yalnızlık hastalığı. O yalnızlığa karşı bir savaş açtık. Yani bu aileler kendi ikametgahlarının yüzlerce kilometre ötesinde çok farklı bir mücadelenin içinde. Burada kafalarındaki o olumsuz düşüncelerden sıyrılması için burada yaşayan insanlarla bir çeşit entegre edilmesi lazım. O tamam. toplumla beraber o hayatı sürdürmesi lazım. Onun için biz okullara gidiyoruz, sivil toplum örgütlerine ve bu insanları buraya doğru çekiyoruz ki bu sıkıntı tamam. ortadan kalksın. Yalnızlık savaşında yalnızlığı mahkum edelim diyoruz. Çok güzel bir cümle yani gerçekten. Evet. evet. Hocam bu ilik şimdi mesela diyelim bugün de mesela sabah programlarına ben bakmıştım. Evet. Demin size de söyledim. Yani bu sıra İzmir'de bir kızımız var. Evet. Hani Almanya'dan yüceğiz ilik Melis. Evet. Onun mesela ben o programı da izledim. Okan Bayülgen'i aramıştı gecenin bir vakti televizyonda. Annesi artık çaresizlikten oraya getirip ondan sonra insanlarda bir hareketlenme başladı. Ben bunu şuradan söylüyorum. Türk insanının gerçekten özü çok iyi. Yardım etmek istiyoruz ama biz o kadar çok mağdur edildik ve sömürüldük ki. Hani bu tip şeylerden dolayı. Nereye ve nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Mesela şimdi diyelim ilk mesela ben kan vereceğim ve aynı zamanda donör olmak istiyorum yani mesela. Evet. Bunun için ne yapabilir mesela insanlar? Evet. Bunun için yapılanmalar yeni başlıyor evet. aslında. Şu anda Türkiye'de son 3 yıldır çocuk kemikli nakli merkezi sayısı son derece düşük. Çocuk kemikli nakli sayısı da düşükken son 3 yıldır özel hastanelerin de yeni evet. nakil merkezleri artmasıyla birlikte nakil sayısı çok arttı aslında. Ve çocuk kemikli naklinde sayıca çok ilerledik. Daha önce istediğimiz şekilde evet. yapamazken. Diğer problemimiz de sizin söylediğiniz akrabadan bulamazsak vericiyi hı hı. akraba dışı ne yapacağız problemiydi. Aslında son 3-4 yıldır onu da yurt dışı merkezlerin aracılığıyla sağlıyoruz. Yurt dışı merkezlerle yazışmalar yapılıyor. Uygun donörler çünkü kemik iyiliği bankaları aslen orada. Evet. Türkiye'de de var ama Çapa Tıp'ta sınırlı bir bankamız var. Anladım. Kemik İliği Bankası ve Ankara Tıp'ta sınırlı bir kordon kanı bankamız var. Öncelikle buralar taranıyor. Buralarda bulunamazsa yurt dışı merkezlerde taranıyor. Oradan uygun bulunan vericilerden kemik ilikleri, kordon kanları Türkiye'ye getirtilerek nakiller yapılıyordu ki o İzmir'deki kızımızın da öyle oldu. Evet. Almanya'da. Ve zaten oradaki vericilerin büyük bir kısmı da aslında Türk vericiler. Zaten Almanya'nın üçte bir evet. evet, aynen öyle. Ağırlık öyle mi hocam?
Yani biz vericilerin listesini bilmiyoruz ama öyle olduğunu biliyoruz. Yani ağırlıklı olarak Türk vericilerin yine. Çünkü aslında etnik köken doku gruplarında önemli. Aynı etnik kökende olan insanların doku gruplarının uyumlu olma olasılığı daha yüksek. Türkiye'de yıllardır bunun yapılması için pek çok aralıklı kampanyalar oldu. Bir babuna için oldu, şimdi Melis için oldu. Farklı hastalar için arada yine kampanyalar oldu ama bir türlü bu konuda istediğimiz noktaya gelememiştik ama yanılmıyorsam Sağlık Bakanlığı bu sene Avrupa Birliği projesi bu konuda aldı diye biliyorum. Bu proje kapsamında şimdi Sağlık Bakanlığı'nın altında bir yapılanma olacak aslında. Yıllardır istediğimiz görmek istediğimiz şey buydu. Bu sefer olacak gibi gözüküyor. Kızılay sanırım bu konuda. Organizasyonu ele almış. Organizasyonu alacak ama henüz tam başlamadılar. Yani organizasyon yeni yapılanıyor. Organizasyon yapılanması bitti an tüm Türk milletine, Türk halkına duyurulacaktır bu. Yapılmak istenen şu. Kızılay'a siz kan vermeye gittiğiniz zaman, kan bağışı yapmaya gittiğiniz zaman eğer sağlıklı bir vericiyseniz, kan verecek vericiyseniz size hastalığınız falan yoksa. Tabii ki hastalığınız yoksa, bulaşıcı hastalığınız yoksa, sizin bir sağlık probleminiz yoksa verici olmak da, o da önemli. Tansiyon hastasınızdır, veremezsinizdir, kalp hastasınız olmaz. Şeyine bağlı, şiddetine bağlı, kişideki zararına bağlı. Yani sonuç olarak bizim kan aldığımızda, kan bağışı aldığımızda kişiye zararı dokunmayacak şekilde olması lazım. Kemik iliği alırken de aynı. Kemik iliği bağışı kabul ettiğinizde kişiye zararınız, yani sağlıklı saydığınız kişiye zararınızın dokunmaması lazım. Bu en önemli gözettiğimiz şeylerden birisi. O zaman kan bağışçısınız, size kemik iliği bağışçısı olmak ister misiniz diye ikinci bir soru. Onu kabul ederseniz de ona uygun imzalayacağınız bir rıza formu olacak diye bir yapılanma geliyor henüz. Ama planlama aşamasında. Ama halkımızın yoğun desteği ve baskısı ve de sosyal farkındalığın bu konuda giderek artması bunu daha ivmelendirecektir diye düşünüyorum. Bizim yıllardır istediğimiz ve beklediğimiz şey bu. Çünkü hani yurt dışından yapıyoruz bu nakilleri ama süreç uzuyor. Sağlıklı verici bulma süreci daha uzun yurt dışında. O oraya yazıyor, o oraya yazıyor, o oraya yazıyor. Oradan cevap geliyor falan yani derken süreç. 2,5-3 ayı minimumda buluyor. Yurt dışındaki bir başka kemik iliği nakil merkezi mesela bu süreyi 1,5 ayda bitirebilirken bizim 2,5-3 ay bazen daha da uzadığı durumlar oluyor. Bir de tabii etnik köken yurt dışında bizim istediğimiz kadar yok Türk kökenli vatandaşımız. Tabii Türk kökenli derken Türkiye'de aslında bir sürü etnik grup var. Bir tane de değil. Hani bir hastayı bulursanız öbür hastayı yıllarca aradığımız da oldu. Geçmişte. Ve de bulamadığımız durumlar da oldu yani. Her taraftan soruşturup bulamadıkları da oldu. Onun için Türkiye'de böyle bir yapılanmanın olması çok önemli. Ve böyle bir yapılanma olduğu zaman biz yakın komşu ülkelere daha fazla hizmet verebileceğiz diye de düşünüyorum. Çünkü aslında etnik kökenler her sınırda benzer. Yakın çevrede değil mi? Yakın çevrede benzer etnik kökenler var. Trakya, işte Yunanistan, Bulgaristan, Doğu Anadolu, İran, Irak, o taraf Azerbaycan öyle. Yani güzel yer Türkiye. Gürcistan. Aynı, o açıdan yani, bakarsak bir de. Her yerdeyiz valla. Aslında benim bu konuda mesela bu programları sağ olsun mesela Kenan Bey'le başladığımız o ilk programı hatırlıyorum. Ta o zamanlar ben şöyle bir bakmıştım da çok üzücü bir gerçek var. Mesela Almanya'nın nüfus olarak bizden 1/3'ümüz mi ne çok düşük bir nüfus ama onların donör olma, onların o şeyleri, örnekleri o kan bankaları, ilk bankalarındaki örnek numune sayısı bizim bilmem kaç katımızmış. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ama ben bunda şey diyorum işte insanlar mesela geldik, mesela kan verdik, bu yeterli olur mu? Aynı zamanda donör olmamız için. Yoksa matkapla beynimize girilecek mi yani ne bileyim? Yok, millet böyle bir değil. Operasyon nasıl oluyor diye onun endişesini taşıyorlar. Şöyle çok kısaca ben hem donör olunca neler oluyor onu bir anlatayım. Lütfen. Hem de bir kemik iliği nakli sürecine kısaca bahsedeyim. Şimdi siz donör olarak kabul ettiniz, verici olmayı kabul ettiniz, kan verdiniz. Kanınızda doku grupları dediğimiz testlerin yapılması gerekiyor.
bu kan gruplarından ve kişinin görünümünden tamamen bağımsız doku grubu verdiğimiz vücudumuzda bazı moleküller var. O doku gruplarına bakıldığında hastayla vericinin doku gruplarının uygun olması gerekiyor kemikli nakline gidebilmek için. Tamam, donör kabul etti. Doku grubu uygun bir tane de hasta bulundu ve verici, gönüllü verici, akraba dışı verici de şey vermeyi kabul etti. Kemikli ya da kök hücre diyelim biz onu. Kök hücre vermeyi kabul etti. Bunu iki şekilde alabiliyoruz. Birincisi direkt kemikli toplanabiliyor. Direkt kemikli toplamak için vericinin anestezi alması gerekiyor. Evet. Evet, çünkü kemikliğini iğneyle girip tekrarlayan iğnelerle enjektörle çekerek toplanıyor. Kemikli ve kan gibi genel bir doku. Genel anestezi mi oluyor bu? Evet, genel anestezi oluyor ama erişkinde şöyle bir şey var. Erişkinde belden alt kısmını uyuşturarak spinal anesteziyle, epidural anesteziyle yapılabiliyor. Erişkinin o avantajı var. Evet. Ama aynı zamanda erişkin hastadan, vericiden özellikle erişkin vericiye kemik ilindeki kök hücreyi kana çıkaracak bir ilaç veriyoruz. 4 gün takiben aferez cihazı adını verdiğimiz cihazlara bağlıyoruz. Nasıl bağlıyoruz? Her iki kolunun dirsek iç kısmındaki büyük damarlara iğneyle girerek iki taraftan cihaz vericiden kanı alıyor. Cihazın içinde kan dolaşırken kök hücreler ayrıştırılıyor. Bir torbaya toplanırken diğer taraftan geri kalan kan hücreleriyle birlikte geri veriliyor. Bu tabii en önemli ilerlemelerden biri aslında vericiler açısından. Bu erişkin vericilerde daha ziyade yapabildiğimiz bir şey. Yani çocuklarda kemik iliği toplamak zorundayız. Çocuk vericide sadece ve sadece kardeşse, uyumlu kardeşse alınır. Yoksa 18 yaş altında verici hiç kimse olamaz kanunen. Kan vericisi olamayan kişi organ için, kardeş söz konusu olmadığı sürece kemik iliği vericisi de olamaz. Bu verici açısından. Sonra burada toplanan kök hücreler eğer hani kısa sürede nakledilebiliyorsa hemen verilir ya da aynı şehirdeyse genellikle aynı şehirde değilse dondurularak nakil nerede gerçekleştirilirse oraya transfer edilir diğer solid organlarda olduğu gibi ve orada hastaya verilir. Bu şekilde olunuyor. Kemik iliği nakli sürecinde ise nakil öncesi 9 ila 15 gün sürelerle değişen kanser hastalarına verdiğimiz ilaçlardan veriyoruz. Hazırlama rejimi diyoruz bunu. Burada amaç kemik iliğindeki hiç hücre kalmayacak şekilde kemik iliğinin temizlenmesi. Bu hem yeni gelen hücrelere yer açıyor. Hem de orada bir hastalıklı hücre varsa, mesela lösemi hastasıysa onu tamamen ortadan kaldırmaya yarıyor. Ondan sonra 9 ya da 14 gün verdiğiniz zaman 0. gün vericiden topladığınız kemik iliğini ya da kök hücreyi hastaya veriyorsunuz. Ondan sonra da bağışıklık sistemini verilen hücreleri kabul etmesi için baskılayarak yeni hücrelerin giderek kemik iliğine yerleşmesini ve tekrar kemikin üretime geçmesini bekliyoruz. Ve 14-21 gün sürüyor. Toplamda herhangi bir problem olmazsa yani öncesinde sayarsanız bir buçuk aylık bir süreyi hastanede özel ünitelerde nakil ünitelerinde yazı aktararak geçiriyorlar. Taburcu olduktan sonra da çok yakın takip altında 6 aya tamamlıyoruz takiplerimizi. Bir problem olmazsa ilaçları kesilerek evlerine gönderiliyor. Kemikli naklin diğer organ nakillerinde ayıran en önemli özellik kemikli nakillerinde bütün ilaçlar kesilebilir zaman içinde. Ama diğer organ nakillerinde... Yani kurtulabiliyor, sıfırdan hayatına başlayabiliyor. Evet, tamamen sağlıklı bir kişi olarak hayatına geri dönebilir ama diğer organ nakillerinde o organın aynı şekilde kalması için devamlı ilaç kullanımı söz konusu kemikli naklinden en önemli farkı düşünüyorum. Sıfır bir organ olmaz. Yani aldığınız kişi de onu bir şekilde yıpratmış oluyor. Değil mi? Yani o da az kullanılmış. Sahibinden az kullanılmış bir böbrek mesela yani. Ne bileyim böyle bir şey söz konusu yani. Ama dediğiniz bu hücre nakliyle birlikte insan kilometreyi sıfırlamış bir şekilde yepyeni bir şekilde hayatına başlayabiliyor. Bu çok güzel bir şey yani. Zaman içerisinde tabii teknolojinin ben
en çok tıbba etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani tıpla teknoloji paralel bir şekilde devam ediyor, hızlı bir şekilde gelişiyor. İnsanların işte bu şekilde, şimdi tamam insanlar da diyorum ya bir korku var, işte ben gideceğim kan vereceğim, hala bunun şeyini yaşayan var işte televizyonda, evet. Kamu spotu reklamlarında gösteriyor, iğne yemekten korkuyor. İğne, ya dayak yiyorsun ne bileyim şunu yapıyorsun da bir iğneden mi korkuyorsun? Yani insanları ben merak ediyorum, böyle bir farklı bir psikoloji var. Yani onun için o psikolojinin yenmesi için sizin gibi yetkin ağızların bunları bu şekilde ifade etmesi lazım mesela. İşte Serkan Bey gibi böyle daha yani kendi şehrini değiştirip çocuğunun işte ne bileyim tedavisi için geldiğini görmesi lazım. Yani bu verdiğim kan bu ne kadar büyük şeylere mal oluyormuş, bunları görmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Mesela Serkan Bey, yani mesela sizin iki çocuğunuz vardı değil mi? Evet, iki çocuğum var. Şu an nasıl peki, tedavisi nasıl devam ediyor, iyi mi? Kendisi şu an tedavisi çok güzel, evet. Devam ediyor. Tabii ki bu hastalık uzun süreç isteyen bir tabii, zamandır. Sabır isteyen bir şey. Sabır işi. İşte buradaki hocalarımızın desteğinin sayesinde bilgi alarak evet. Çocuklarımıza tedavinin nasıl uygulandığını, nasıl bir süreçten geçtiğini. Tabii ki bir yandan biz de bilgileniyoruz. Tabii. Yani bu hastalığın ne kadar hassas olduğunu ve bir hayat kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu, bir kemik iyiliği naklinde evet. Vericinin. Sizin az önce anlattığınız gibi yani bir kan vermek bazı insanlarda korku yaratıyor ki öyle değil yani. Evet. Bir insanı bir hayata bağlamak bir verici olarak. Bu hastalık sürecinde inan ki zor bir süreç geçiriyoruz. Ama hocalarımızın bize desteği çok önemli. Siz 15 aydır Samsun'dasınız. Evet, ortalama 15. Hayır, hiç Samsun'a gelmemiştim. Evet. Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi bizim buraya gelip de burada tedavi yaptırmamız. Evet. Burada böyle insanlarla karşılaşmamız evet. Ki tabii ki çok faktörler var. Ama en azından yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir çare var ya. Yani ve bu da Türkiye'de. Yani bu çok önemli. Mesela siz mesela Antep'ten çıktınız, Samsun'a evet. Geldiniz. Ama nice hastalıklar var ki yani daha mesela kanser, Allah rahmet eylesin mesela dün vefat etti Adnan Şensiz, toprağı bol olsun. Yani bizde o kadar bir şekilde oldu ki ben acaba hep kendi kendime soruyorum haberlere, her gün birisi kanserden. Yani çok çağımızın vebası dedikleri kadar var yani gerçekten. Evet. Hani lösemiye biz mesela bu kan hastalıklarına belki bu şeylerin sağ olsun sizin gibi işte akademisyenlerle birlikte çözüm bulunmuş, tedaviye çare bulunmuş oluyor ama hala çare bekleyen o kadar çok insan var ki. Hani siz yanlış anlamayın ama hani insanın hani çaresinin çaresizlik çok kötü bir şey, onu demek istiyorum. Aynen. Yani. Doğru. Ama en azından biliyorsunuz yani mesela ben Samsun'a gideyim. İşte bu benim çocuğum, yani bir çocuğum, nefesim, canım, ciğerim. Evet. İşte orada emin elleri temin edebilir, yani bırakabileceğim ve tedavi olacak. Öyle değil mi? Bunun rahatlığını yaşıyorsunuz. Tabii. Onun bir rahatlığını yaşıyoruz. Yani Kenan Bey'in beni bulması gibi. Samsun'a gelmişim, iki gün sonra Kenan Bey geldi, bana sahip çıktı. Bu konuda bilgi amaçlı yol gösterdi. Yani ev konusunda, ev tutma konusunda, eşyaları temin etme konusunda... Ki yani bu yakınlık bizi bir hastanın psikolojinin en azından... Psikolojisinin evet. Size bir motivasyon diyorum ya, yani bu evet. Motivasyon çok önemli. Mesela hocamın konuştuğumaları mesela işte biz bir aile gibi. Şimdi bir hasta olarak şeye gittiğimiz zaman mesela profesör, mesela siz profesörsünüz, doktorsunuz. Yani buraya gelene kadar bu kariyeriniz var, neler, nasıl bir mücadelelerden geçtiniz ama aynı zamanda işte diyorum ya bir de bunu yaparken bir de biz sivil toplum örgütüne üye olmak ve sanki işiniz çok azmış gibi. Az da değil yani sizin yaptığınız işte mesela. Aynı zamanda bir de bu tarafa iyi oluyorsunuz. İnsanlar bir de bu taraftan da hizmet veriyorsunuz. Yani sizin bu güler yüzünüz hastalar için bence çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Yani sağ olun var olun bu konuda da. Sizin de çok önemli bir figür olduğunuzu söylemekten ben yani azımsanmayacak önemli bir figürsünüz bence yani. Mesela Serkan'ın da size bakışı, sizinle şu an konuşması, işte bir arada olmamız tabii falan da ki. Bunlar çok önemli psikolojik bir motivasyon diyorum ben kendi adıma. Aynen. Bir üçlü sacaya evet. Diyebiliriz. İşte, kesinlikle aynen öyle. İşte bizim toplumda da görmek istediğimiz bu değil mi? Yani hani herkesin bir arada olması, yani şimdi benim mesela diyelim maddi bir sıkıntım var, sizin sağlık sıkıntınız var. Yani biz insanlar bir araya geldiği zaman, konuştuğu zaman aslında bir şekilde kendini tamamlayabilir. Kimseye de ihtiyacı olmadan. Evet. Kendi iş içinden çıkabilir diye düşünüyorum. Yani. Mutluluğun reçetesi evet. Paylaşım değil mi? Kesinlikle. Dediniz öyle. Bir de maddi ben sıkıntı, tabii, öbüründe tabii. Sağlık sıkıntısı. Tabii. Herkes birbirindeki fazlalıkları tabii. Paylaşmış olsa iş kesinlikle, bitmiş oluyor. Kesinlikle. Yani bu çok önemli bir şey ya. Kimi de çok var mesela.
Hani diyelim ki maddi açıdan bir bakıyorsunuz adam yani sen de yarım ekmekle doyuyorsun, ben de yarım ekmekle doyuyorum. Ama sen yarım ekmeği veriyorsun 1 trilyon, ben veriyorum işte tükürük köfte oluyor benimkinin. Ben ne bileyim veriyorum 1 lira mesela. Arada evet. Ne fark var ki bize doyuyoruz, kalkıyoruz, evet. Üstüne de bir çayımızı suyumuzu içiyoruz. Bitti bu kadar işte yani. Bu tip şeyler de bu hastalık içerisinde olduğu için hayat kurtarıyor ve bir insanlık örneği. Keşke bunu herkes sizler de gibi bir örnek bir üçlüsünüz, üç kişisiniz diyorum ben kendi adıma. Sağ olun, var olun. Herkes keşke bunları uygulayabilse diye diyorum yani Kenan Bey. Yani sizin mesela demin Serkan Bey söyledi ya beni bulması falan. Aslında hiç şey yapmaya gerek yok. Ben bir gün mesela Kenan Bey'le konuşuyorduk. Ben bir yakınım vardı. Onun çocuğu mesela lösemik tedavisi görüyordu. Ben ismini söyledim. Kenan Bey bana telefon numarasını verdi. Yani o kadar hocamız, enteresan bir şey ki. Sağ olun, var olun. Hocamız yani. Tanır yine evet, çocuğumuzu. Kayra'yı diyecektim de. Evet. Yavuz Yılmaz. Evet. Evet, mesela Esra Hanım mesela sağ olsun ona selamlarımı gönderiyorum. Yani diyorum ya yani gerçekten bu işe bu şekilde gönül vermek bu da tabii bir yandan da ülkelerin yönetiminde veya şeyinde sivil toplum örgütlerinin ne kadar öne çıktığını gösteriyor. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence de öyle. Zaten sivil toplum örgütlerinin görevlerini yerine tam getirdikleri zaman evet. Gerçekten hangi konuyla ilgileniyorlarsa hem toplumun o konudaki farkındalığı artıyor hem de gerçekten bazı çözümler geliyor. Hiç mesela bizim öyle bir şeyimiz olmuştu. Samsun Kuaförler Derneği ile bir birlikteliğimiz oldu. Onlar bizim uğraştığımız alanı öğrendiklerinde çocuklarımıza peruk yaptılar. Bütün çocuklarımıza her ücretsiz olarak bütün çocuklarımıza lösemi tanısı alan özellikle kız çocukları ergenlik çağındaysa çok gerçekten üzülüyorlar saçları gidiyor. Onların her birine peruk yaptılar ücretsiz. Kime dediysek sağ olsunlar var olsunlar hala aynı şekilde bizim onlarla iletişimimiz devam ediyor. Bunun gibi Eğitim Gönüllüleri Derneği. Evet. Çünkü bu çocuklarımız bir süre okula gidemiyorlar. Okullarından kalıyorlar. Evet. Onlardan ne zaman yardım istediysek sağ olsunlar gerekli yardımı verdiler. Bu arada tabii Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konuda Samsun'da bizim çok desteği var bizlere. Çünkü çocuklarımız bu ağır tedavileri alırken bir süreliğine ki bu süreler hani aylarla tabii. Bazen yıllarla tabii. Anılabilecek süreler evde öğretmen desteği veriyorlar. Evet. Okula gidemeyen çocuklarımıza evde öğretmen desteği veriyorlar. Öğretmenlerimiz sağ olsun gerçekten canla başla çocuklarımız uygun olduğu sürece çünkü tedavi aldıkları zaman yorgun olabiliyorlar ve tabii. Derslere devam edemiyorlar. O dönemlerde her daim yardımlarını yapıyorlar ama işte sivil toplum örgütleri bu şekilde çalışmaya devam ederse gerçekten hem farkındalık artacak hem de farklı sorunları hepimizin farkında olmadığı tabii. Farklı sorunları ki bunlar bazen ufak şeyler ama çok büyük mutluluklar sağlayabiliyor kesinlikle. Gerçekten çözüm bulunacak diye düşünüyorum. Evet. Onun için bizim bu konuda ısrarla devam etmeniz gerekiyor. Sizin devam etmeniz gerekiyor. Önemli hocam. Gerçekten engel yok. Sağ olun. Her şey yapılabilir. Zaten hissediyorum ve benim de bu programı yapmamı ve bir şekilde devam ettirmeme de en büyük sebeptir. Yani mesela Serkan Bey siz en son mesela nasıl diyeyim geldiniz ve bir daha Antep'e döndünüz mü? Tatilde falan gitme ihtimaliniz oldu mu? Hep burada mıydınız? Yok gittik. Bu tedavi süresi içerisinde. Gittik. Evet. Bir ara bir 30-40 gün kadar bir hava değişimi amacıyla gittik. Çünkü psikolojik olarak insan burada yoruluyor aile olarak. Tabii, hep hastane içinde. Tabii ki hocalarımızın izniyle bir 30-40 gün kadar memlekete gidip bir psikolojik olarak kendimizi toparladık. Evet. Ve tekrar tedavim kaldığı yerden devam ettik. Ve şu anda güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yani hastalık yani zor bir sıkıntılı durum olduğu için yani destek çok önemli. Maddi ama burada yalnız olmadığınızı biliyorsunuz. Bileyim ya bu yüzden evde, en azından evimize gelip kapımız çalan bir kişi var. Yani bu Kenan Bey'in en büyük faktörü burada. Bizim yalnızlığımızı hissettirmiyor. Yani gelip çayımızı içen, gelip bize misafir olan, yani en azından nasılsınız diğeri soran diyen bir aile var.
Evet. Bu bizim çok önemli bu gurbette yani. Gaziantep'ten buraya kadar gelip bir aile kurmak, yani hastalığın dışında. Tabii. Yani bu çok önemli bir şey. İnşallah Rabbim tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. İnşallah. En kısa zamanda evlatlarımız iyileşir. Herkes kendi hayatına kaldığı yerden devam eder. Yani Rabbim bizleri en güzel şekilde yani bu hastalığı bizim sabırla yenip tabii mükafatını alanlardan eylesin inşallah. İnşallah. İnşallah güzel bir şekilde de sağlığımıza kaçıracağız. Şimdi bu programın da süresi kısıtlı olduğu için ben de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son olarak belki birkaç cümle söylemek istersiniz hocam Güncesiz. Biz davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizinle aynı görüşleri paylaşıyoruz biz de. Sağ olun, var olun. Hiçbir şey evet için engel yok. Yeter ki insanlar azmetsin. Her şeyi birbirimizle paylaşalım ve azimle yolumuza devam edelim. Evet, çok teşekkür ederim. Katıldığınız için hem de çabalarınız, bu çalışmanız için de. Kenan Bey siz? Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca zaman hızla geçiyor. Evet. Yani 2014 yılının herkese evet sağlık, sıhhat, afiyet getirmesi dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu senenin son programıydı. Bu mutlu ve güzel bir programdı. Mutlulukla sona eren bir neticelerden, bu tedavinin sürecinden, şundan ve hepsinden bahsettiğimizi düşünüyorum. Hem hasta boyutundan, hem doktor boyutundan, hem de bu sivil toplum örgütünün organizasyonu konumunda olan kişilerden bu durum hakkında bilgi verdiğimizi ve bu paylaşımları yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yılın hepinize, tüm insanlığa hastalıksız bir yıl olmasını diliyorum. Engelsiz bir yıl olmasını diliyorum. Ben katıldığınız için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Ve sevgili seyirciler, sizlere de izlediğiniz için, farkındalığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, haftaya görüşmek üzere diyeceğim. Seneye görüşmek üzere demiyorum. Bu artık çok saçma bir espri oldu diyorum da. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.